Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaş Ersoy. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim. Asgari ücret zammından sonra şimdi de emekliler yeni yılda alacağı zam oranını merak ediyor. Milyonlar maaşlarına refah payı da eklenmesini istiyor. Ankara kulislerinden yansıyanlara göre ise zam oranı %50 seviyesine yaklaşabilir. Asgari ücretin belli olmasının ardından şimdi de emekli yeni maaşını hesaplamaya başladı. Enflasyon beklentisi, hükümet kanadından gelen açıklamaların şifreleri, milyonların zam oranı %50 seviyesine yaklaşabilir. Benim talebim geçinme koşullarına uygun emekli maaşı. SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden %33,66'lık zammı garantilemişti. Aralık ayının rakamları 3 Ocak'ta belli olacak. Yılın son 6 aylık enflasyonunun %38 seviyesinde çıkması bekleniyor. Emekli de %50 istiyor. 2023'ün son 6 aylık enflasyonu SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına doğrudan yansıyor. Memur ve memur emeklisi ise toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla %50'nin üzerinde zam alacak. Durum böyle olunca SSK ve Bağkur emeklisi refah payı beklentisi içinde. Normal enflasyon oranı olarak %60-70'lerde bir zam bize verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Enflasyonun durması lazım. Asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zam oranı %50 seviyesinde olduğu için SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak artışın %38 seviyesinde kalmaması bekleniyor. Kulislere göre refah payıyla birlikte bu oran %45 ve biraz daha üzerine çekilebilir. Asgari ücretin bile altındaki emekli aylıklarıyla 2024 yılına değil ancak 2021 yılına girebiliriz. 7500 lira olan en düşük emekli maaşı için de farklı bir düzenleme yapılması gündemde. Son artışlar kök maaş üzerinden yapıldığı için pek çok emeklinin aylığı değişmemişti. 2024 yılı için asgari ücret merak ediliyordu. 17.002 lira olarak belirlendi. Akıllardaki bu soru işareti giderildi ama bu kez de bir başka tartışma başladı. 17.002 liradaki o 2 liralık küsuratın anlamı nedir? İşte yanıt. Kaç para var burada? 2. Birikim yapacağım ben onlarla. 17.002 lira oldu ya. Evet. Daha ben sorarken güldünüz. Asgari ücret belli oldu. Milyonların oran merakı son bulurken küsurat merakı başladı. Herkes 17 bin liranın küsuratı olan 2 liranın peşine düştü. Hiçbir fikrim yok ya. 2 lira yani yapılacak bir şey de yok. Direkt 17 bin lira yapsalar da daha iyi açıkçası. Milyonlarca asgari ücretli çalışan yeni yılda alacağı maaşı merak ediyordu ve rakam belli oldu. 11.402 lira olan asgari ücret %49'luk artışla 17.000 2 liraya yükseldi. 2 lira olmasa nasıl geçinecektik diye bir sorduk. Yani komik bir şey geldi 2 lira olarak. 2 lira bilmiyorum ki 2 lira küsuratı çıkmış. Şaşırdınız mı? Şaşırdım tabii abi. Peki neden 17 değil de 17.002 liraydı? 2 liralık küsurata dair videolar sosyal medyayı salladı. Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. 2 neden olduğunu hiçbir zaman anlayamadım, anlamda vermek istemiyorum. Vallahi şaşırdık, şaşırmadı değil ki, senede 24 lira biriktireceğiz işte, ne güzel. Birikim birikimdir. Aslında şu anda uygulanan asgari ücrette küsuratlı 11 bin lira veya 11.500 lira değil 11.402 lira. Ama yeni asgari ücrette 17 bin liranın yanına 2 liranın eklenmesi mizah konusu oldu. Peki o 2 liranın sırrı ne? Günlük asgari ücrette 666 lira 75 kuruş oldu. Bunu 30'la çarptığımız zaman 22.002 lira 50 kuruş ediyor. Brüt asgari ücret 22.002 lira 50 kuruş değil de 22.000 lira olsaydı 30 güne böldüğümüzde 666 lira devamındaki kuruş kısmı 666 diye devam eden, sonsuza kadar devam eden bir sayı olacaktı. 2 liralık fark buradan kaynaklanıyor. 31 Mart için geri sayım sürerken CHP liderinden bir kez daha ittifaka yeşil ışık yakan açıklama geldi. Ülkeyi seven iyi insanları hep birlikte davranmaya davet ediyorum diyen Özgür Özel'in sözleri İYİ Parti'ye yeni bir mesaj olarak yorumlandı. Şimdi siyasette çok konuşuluyor tek ve hür mü olacağız diye. Elbette her birimiz tek ve hür olacağız ama başarılı olabilmek için bir orman çokluğunda olmak lazım. Seçimlere tek başına girme kararı alan İYİ Parti'ye bir kez daha zeytin dalı uzattı. Her iki parti de bazı belediye başkan adaylarını açıklasa da CHP liderinin sözleri ittifak ihtimaline kapılar kapanmadı şeklinde yorumlandı. 31 Mart seçimleri Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hepimizin en önemli sınavı. Bu ülkeyi seven herkesi, bütün iyi insanları
bir orman gibi hep birlikte olmaya ve hep birlikte davranmaya davet ediyorum. CHP lideri Özgür Özel, Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yılı nedeniyle parti genel merkezinin bahçesine 100. yıl çınar ağacı dikti. Özel'in yanında genç sporcular da vardı. Neden 100 yıllara Cumhuriyet'imiz? Özel CHP'yi de bir çınara benzetti. Mesajını 3 ay sonra yapılacak yerel seçim üzerinden verdi. Cumhuriyeti sevenler ilk zaferi 31 Mart seçimlerinde hep birlikte kazansınlar. Onu ümit ederek bu çınar ağacımızı hep birlikte dikiyoruz. İYİ Parti lideri Akşener de Aksaray'da esnaf ziyaretindeydi. Esnaf en çok kiralardan yakınırken depremzedelerin de İYİ Parti liderinden bir isteği vardı. Bunlar 11 il genelindeki 140 tane kayıp. Bunların bulunması için sizin meclise önerge vermenizi istiyoruz. Depremin kayıp çocuklarını arıyorlardı. Akşener'den mecliste komisyon kurulması için önerge vermesini istediler. O da daha fazlasını yapmak için söz verdi. Bunlar beni alabilir miyim? Alın tabii. Tamam, göndereceğim çünkü. Şey, meclise de her şey yapacağız. Bak, İnşallah. Çekim. Tamam mı? Üzle başkanım. Çok teşekkür ederim. İYİ Parti lideri Meral Akşener Aksaray'da esnaf ziyaretindeydi. Esnafın ana gündem maddesi geçen yıla göre katlanan kiralardı. Burada kiralar nedir dedi. 7 ile 20 arasında değişiyor dedi. 7,5 lira ucuz oturuyorum yani öyle seneye. Çok da oğlum. Geçen sene evin kaçtı? 2 lira. Sen? 4. Bu kamuoyunun gündemine getirelim. Akşener 1993 yılında Van'ın Çatak ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Er Muharrem Karaca'nın evini de ziyaret etti. Kur'an tilavetine katılan Akşener'in ailesinin şehidin amcasıyla yıllar öncesinden tanıştıkları ortaya çıktı. Ben sizi kendi abimden bilirim. Evet öyle mi? Evet, benim abim 80 öncesinde Kocaeli MHP il başkanıydı 80 ihtilaline kadar. Hatırladım şimdi. Yani kaç doğumlusunuz siz? Ben 49 doğumluyum. Abim 47'liydi. O da vefat etti. Genç vefat etti. Ben mesela hep derim ki en fazla ben biliyorum sizi. Çünkü ondan dinledim. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi pankart krizi yaşandı. İddiaya göre Suudi yetkililer Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tişörtlerine ve ulu önderimizin sözlerinin yer aldığı pankartlara izin vermedi. Kriz sonrası iki takımın maça çıkmaması tartışılırken Galatasaray ile Fenerbahçe başkanları Türkiye Futbol Federasyonu ile olağanüstü toplantı yaptı ve toplantıdan maçın oynanması kararı çıktı. Gerekirse çıkınca söyleriz. Süper Kupa finaline saatler kala İstiklal Marşı, Atatürk tişörtü ve pankart krizi yaşandı. Galatasaray'la Fenerbahçeli yöneticiler Türkiye Futbol Federasyonu başkanıyla bir araya geldi. Her iki takım da sahaya çıkıp çıkmamayı masaya yatırdı. Suudi Arabistan'ın Süper Kupa seremonisinde İstiklal Marşımızın okunmasına izin vermediği, Atatürk tişörtü ve ulu önderin sözlerinin yer aldığı pankartları yasakladığı iddia edildi. Gündemin birinci sırasına yerleşen o iddia sonrası federasyondan açıklama geldi. Maç şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşımızla başlayacaktır denildi. Galatasaray ne mutlu Türk'üm diyene, Fenerbahçe ise yurtta sulh, cihanda sulh yazan pankartla sahaya çıkmak istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan pankartımız stada alınmadı açıklaması geldi. İddiaya göre takımlarımızın o pankartlarla sahaya çıkmasına Suudi Arabistan önceden bildirilen akışta yer almadığı gerekçesiyle izin vermedi. Sezon başında oynanması beklenen Süper Kupa finalinin tarihi değişmiş, Suudi Arabistan'da oynanma kararı da çok tartışılmıştı. Dev maç öncesi yaşanan krize sosyal medyadan da tepki yağdı. Taraflı tarafsız pek çok kişi her iki takımı da maça çıkmamaya davet etti. Gerekirse çıkınca söyleriz. Sırlarla dolu partiler, etrafa saçılan dolarlar günlerce konuşuldu. Namı diğer Fergio House, gizli bir kulüp mü, sapkın bir cemaat mi belli değildi. Polis baskınıyla hedefledikleri yılbaşı partisi engellendi ve Şov Haber bugün o gizemli evi görüntüledi. Fergio'nun kimliği ise herkesi şok etti. Sanaldan çok gerçek hayattaki eğlenceler izgimizi çekiyor. Evin etrafında güvenlik kameraları var. Gerçek karakterler.
Gerçek fantezler. Koca bir malikanede maskeli insanlar, tasmalı köleler, yasaklı odalar vardı. Gizemli partilerin mimarı tanınmış bir iç mimar çıktı. İfadesinde her şey kurgu deneydi dedi. Şov Haber o sır gibi saklanan evi görüntüledi. Gizemli partilerin düzenlendiği müstehcen yayınların yapıldığı ev Büyükçekmece'de büyük bir sitede yer alıyor. İşte tam da 200 milyonluk malikane orası. İddiaya göre orada partiler düzenleniyordu ve evde 35 kişi yaşıyordu. Kiralık olsaydı ne kadar olurdu? Ama o kişilerin kimlikleri sır gibi saklanıyordu. Çünkü tüm yayınlarda yüzlerinde maske vardı. Sosyal medyada kendilerine Fergio House ismini takmışlardı. Abi de bir şey soracağım. Bu arkadaş kim? Ne yapıyor? Köleciğimden bir tanesi. Partilere katılmak, daha doğrusu kabul edilmek de zordu. Seçilen müşteriler site kapısından alınıyor, malikaneye kadar gözleri kapalı şekilde getiriliyordu. Gösterişli diye sundukları hayatlarını sosyal medyada paylaşıyorlardı. İşte o videolarda gördüğümüz bir araç da şu anda kapının önünde park halinde ve araçta çakar bulunuyor. Her şeyi saklamış gizlemişlerdi ama büyük parti iddiası her şeyi ortaya çıkardı. Polis yılbaşında yapılacak partiyi ihbar saydı ve buraya operasyon düzenlendi. Tam 19 kişi gözaltına alındı. Bugün o merak edilen isim ortaya çıktı. Videolardaki kişi İstanbul ve yurt dışında birçok işe imza atan tanınmış bir iç mimardı. Malikane ve araçlarsa kardeşine aitti. Polis aç kapıyı. İfadesinde sosyal medya hesabını kim yönetiyor bilmiyorum. Partiler sosyal deneydi. Aylık gelirim de 20 bin lira dedi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ve son zamanlarda adı gündemden düşmeyen isimlerden Sevim Alan dün Şov Haber ekibine açıklama yapmış ve hakkındaki kara para aklama iddialarını yanıtlamıştı. Alan bugün de ünlü manken Deniz Akkaya ile girdiği polemiği anlattı. Deniz Akkaya'yla neyi paylaşamadınız? Azmettirici gibi gösterdi beni. En büyük mağdur kapasitesi bu kadında, Sevim Alan'da. Manken, şarkıcı, türkücü. Birine yalancı şahitlik yaptı, azmettirici gibi gösterdi beni falan, böyle davalarım oldu. Dün sonuçlandı, 18 ay ceza aldı. Ünlüler dünyasıyla bir bir kavgaya tutuştu, mahkemelik bile oldu. Polemiklerin kadını Sevim Alan ilk kez Şov Haber'e konuştu. Sessiz kaldıkça çoğaldı. Artık bir yerden sonra da bir tepki veriyorsunuz. Dilan ve Engin Polat çifti yakınları tutuklandıktan sonra acaba sıra ona ne zaman gelecek diye sorular sorulmuştu. Hakkında onlarca iddia vardı. Sevim Alan ilk kez Şov Haber'e iddiaları yanıtladı. Dubai'ye gittiniz. Gitmedim. Hacca da gitmedim. Gitmedim. Ben sadece bir kez Kıbrıs'a gittim. Onun haricinde hiç yurt dışına gitmedim. 40'tan fazla güzellik salonu işleten Alan en çok da ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya'ya kızgındı. Bir sanatçıyı başka birine azmettirebilecek kadar gözü dönmüş birinden bahsediyoruz. Ben Deniz Akkaya'ya demişim. Çocuğumla ilgili konuşuldu. Çocuğuma, işte onun çocuğu engelli, öyle bir şey yok, olabilirdi. Abime katil dedi. Çok çirkindi, böyle bir şey mümkün değil, yok. O tepki de bence yerliydi, hiç pişman değilim. Banu Parlak'ın iş yerlerinin kurşunlanmasını da yorumladı. Araları kötü değildi. Yani aralarının kötü olduğu bir geçmiş vardı. O süreçte böyle bir şey yaptırmayanın aralarının iyi olduğunda böyle bir şey yaptırdığını sanmıyorum. Dilan tutuklandığında oynamasına karşı gerçekten tepkiliyim. İstanbul Arnavutköy'deki bir sokakta başlayan inşaat komşu apartmanlarda yaşayanların huzurunu kaçırdı. İddialarına göre o inşaat yüzünden binaların arası bakın nasıl açıldı. Yan binada kayma oldu. Tak tak ses geldi. Ben deprem falan oldu sandım. Yukarıdan aşağı açmalar oldu. Korkuyoruz yani. Ses çatlaklar derken kayma da başladı. Bu sokaktaki 3 binada oturanlar ne yapacağını şaşırdı. Birinci değil, ikinci, üçüncü binaya kadar vurdu bu. Hani hiç de bir yetkili gelip ne oluyor diyen yok. Arnavutköy'de yaklaşık 5 ay önce bir inşaat başladı. Ancak o inşaatın hemen yanında bulunan 3 binanın sakinlerinin hayatı adeta kabusa döndü. İnşaat çalıştıkça sallanıyor. İnşaattan önce burada herhangi bir çatlaklık yoktu. Bu inşaattan sonra başladı. Belki
Belki zeminimiz kaydı, belki temelimizde bir sorun oluştu. İddiaya göre inşaat sebebiyle bir hafta önce 3 bina arasında çatlaklar oluştu. Ancak bu çatlaklar dün daha da derinleşti. Oturuyorduk burada, bir güm diye bir ses geldi. Deprem mi oluyor acaba dedim. Gün geçtikçe daha çok açılmalar oldu. Önceden elimiz sığmıyordu yan tarafa. Şimdi ellerimiz, parmağımız giriyor. 1,5 santim kadar bir açılma oldu. Temel alındığı sürece bu daha çok aşağı kayacaktır. Bina sakinleri apartmanlarımız yıkılacak mı korkusu yaşıyor. İşte bunun için de bir an önce önlem alınmasını istiyorlar. Zabıta geldi de sorun yok diyor. Ama nasıl sorun yok ben anlamadım. Daire ne zaman başımıza çökecek mi diye mi beklememiz lazım? 4 tane bina 11 daireden düşünün. Nereye gideceğiz? Toprak açıldı mı bizim de evler gider oradan. Vallahi korkuyoruz yani. İzmir'de yaşayan iki çocuk annesi genç kadın evliliği bitince sokakta kaldı. Üstelik işi de yoktu. Kızını boşandığı eşine bırakıp 2 yaşındaki oğluyla İstanbul'a geldi ama ne iş bulabildi ne de bir ev. Talihsiz anne çaresizliğini Şov Haber mikrofonuna anlattı. Kimse duymuyor benim sesimi, kimse duymuyor benim sesimi. Ben canıma kıyacak dereceye geldim. Ben iş arıyorum, ev arıyorum, kimse vermiyor. Haykırdı, feryat figan ağladı. Bütün isteği hem 4 yaşındaki kızına kavuşmak hem de iş bulabilmekti. 3 aydır 4 yaşındaki kızını göremiyor ve çalışmadığı için de hiçbir gelir kapısı yok. Şu anda kendisi isyan ediyor. Aa, nasıl acaba Allah'ım? Özlem bana daha iyi. Sesimi duyun benim. Ne yaşıyorsunuz şu an? Neden buradasınız? Ne yaşamıyorum ki? Ne yaşamıyorum ki ben? Ne acılar yaşıyorum ben? Ben çocuklarımdan ayrıyım. Feryadımı duymayın kimse. Siz ne zaman boşandınız? 3 ay oldu. Evlere gelmedi, baklara gelmedi. Aa, ben evi boşaltacağım, ayrılacağım diye beni evin içinde bıçakla tuttu. Seni de keserim, Ahmet'i de keserim dedi bana. Acılı anne İzmir'de yaşıyordu. 7 yıllık evliliği bitince iş bulmak için minik oğluyla İstanbul'a geldi. Kuzeninin yanına sığındı. 2 yaşında oğlum var, kimse işe almıyor. Ev kiraları birikmiş, 21 yardan aşağı ev yok. Hiçbir şey yok. Çocuğumu yurda ver diyorlar. Ben nasıl vereyim, 2 yaşında çocuğum benim. Ölüm için geldim. Ölmek için geldim. Melis yoksa, Ahmet yoksa ben de yokum zaten. Melis babaannesinin yanında. Maddi durumum yok diye alamadım velayeti bende. Songül Kanık Çevik'in boşandığı eşi kendisine iddiaya göre 2 yaşındaki oğulları için bu çocuk benden değil DNA testi istiyorum dedi. Bu sözü daha Ahmet doğduğunda söyledi bana. Bu çocuğu istemiyorum. İş arayan çaresiz kadın uzanacak bir yardım eli bekliyor. Bana iş kapısı açılsın. Bana bir ev kapısı açılsın. Allah'ım, acılar içinde yanıyorum. Duy sesim Allah'ım. Sırada sınırları aşan bir vicdansızlığın haberi var. İstanbul merkezli bir çete iddiaya göre İran ve Ukrayna'da sahte kanser ilacı ihraç etti. Kanser hastası yüzlerce çocuğun ölümünden sorumlu tutulan 28 şüpheli hakkındaki suçlamalarsa tek kelimeyle inanılmaz. Kapılar, dolaplar, çekmeceler hepsi tek tek açıldı. Uluslararası vicdansızlık çetesi üyeleri kıskıvrak yakalandı. Sahte ilaç ihraç ederek İranlı ve Ukraynalı yüzlerce kanser hastası çocuğun ölümünden sorumlu tutulan zanlılar bu sabah adliyeye çıkarıldı. İran basınında Türkiye'den gönderilen kanser ilaçlarının kanser tedavisi gereği çocukların ölümüne neden olduğu yönünde haberler çıktı. Polis devreye girdi ve kan donduran detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre çete yurt dışından getirdiği ilaçları el altından satmış, boş kutulara da kendi imal ettiklerini doldurmuş, hatta sahte ilaç ve eczacı deposu bile kurmuştu. Liderliğini eczacı kalfasıyken ürettiği sahte ilaçları satarak milyonlarca liralık bir iş adamına dönüşen Davut Tekiner'in yaptığı çeteye operasyon düzenlendi ve 28 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen sahte ilaçlara el konulurken zanlıların hayali ihracat yoluyla devleti de milyonlarca lira dolandırdığı iddia edildi.
Asgari ücrete yapılan %49'luk artış ilk etkisini etiketlerde gösterdi. Zamlı etiket dosyasını açan ekibimiz bugün İstanbul'daki marketlerin raflarını mercek altına aldı ve bazı marketler zam üstüne zam yaparken bazıları etiket değiştirmeye yetişemedi. Nasıl markette fiyatlar? Vallahi uçuyoruz hocam. Bayağı uçuyoruz yani. Çok kötü. Fırsatçılar harekete, fiyatlar uçuşa geçti. Neredeyse her ürün zam üstüne zam gördü. Gerçekten çok pahalı. Her şey zamlandı. Sadece nefes bedava. Şovaber ekibi marketlerde etiket avına çıktı. Fiyat araştırması yaptı. Vallahi artık düşünecek bir şeyimiz kalmadı. Yeni asgari ücret açıklandı. O rakam daha cebe girmeden fırsatçılar da harekete geçti. Öyle ki geceden değişen etiketler sabah yerini aldı ve markete gelenler büyük bir şok yaşadı. Kaç katı pahalanmış öyle anlamadım ben. O diyor ki o zam yapıyor, o zaman ben de yapayım. Kuzu pirzolanın kilosu 720 liradan 825 liraya çıkarıldı ve büyük bir zam geldi. Aynı zamanda 135 lira olan bir sucuğun fiyatı ise 159 liraya çıktı. Yok efendim lokummuş 600 küsür lira. Yok efendim kaburgaymış 500 küsür lira. Normal et dünyanın parası. Şunlara 500'e yakın para verdim yani. Zammın habercisi aslında atılan bu mesajdı. Bir market yönetimi çalışanlarını etiket mesaisine çağırdı. Bir gün önce aldığımız bir gün sonra zaten zamlanıyor. Bazı marketlerse etiket değiştirmeye bile yetişemedi. Şu anda elimde tuttuğum pirincin bir kilosu bir markette 121 lirayken şu anda bulunduğumuz markette 99 lira 95 kuruş. Yılbaşına nasıl gireceğiz bilmiyorum. Son günlerde çocuklarda el, ayak ve ağız hastalıklarında artış yaşanıyor. Hastalık el, ayak ve ağızda pul pul dökülmeyle kendini gösteriyor. Bulaşıcılığı yüksek olan bu hastalıkla ilgili bakın uzmanlar ne diyor? Bir ağız içinde yaralar, avuç içinde, ayak tabağındaki yaralar. Su çiçeğine benzer bir görünüm olarak görülüyor. Göndermesinler hasta olan çocuklarını. El, ayak ve ağızda pul pul dökülmeyle kendini gösteriyor. Çocukların hayatını kabusa çeviriyor. Viral bir hastalık, daha çok solunum yoluyla bulaşıyor. Özellikle bizim 2 ile 10 yaş arası çocukluk yaş grubunda çok sık görülmeye başlandı. Uzun zamandır ülkemizde çok nadir görülen, hatta adı bile bilinmeyen el, ayak ve ağız hastalığı maalesef son dönemlerde çok yaygınlaştı. Peki kızamık ve su çiçeğiyle karıştırılan bu hastalık tam olarak nedir? 1-2 gün ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, kırgınlık gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonu takiben boğaz içerisinde bir takım içi sulu dolu yaralarla karşımıza geliyor. Çocukları etkileyen hastalığın yayılma nedeni ortak alanlar. Bu ortak kullanılan eşyalar, oyuncaklar, oyun hamurları. Hastalığın antibiyotik tedavisi yok. Önlemesi ise çok basit. Ağız içerisindeki yaraları düzeltmek için ağrı kesici spreyler kullanabiliyoruz. Oyuncakların kişiye, çocuğa özel olması belki bu hastalıkların bulaşını azaltabilir. Semptomunuz, şikayetiniz varsa çocuğu mutlaka kreşe ya da okula göndermememiz gerekiyor. İstanbul'da yaşayan Mustafa Çoban'ın canı çok sıkkındı. Biraz kafa dağıtmak için soluğu bir gece kulübünde aldı ve hayatının hatasını yaptığını iş işten geçince anladı. İddiasına göre kartını emanet ettiği garson onu 5 parasız bırakmıştı. Soygun, gasp, hırsızlık. Hak etmiş bir parayı çalıyor benden. Benim haberim olmadan. Şok oldum. Dedim acaba ben gazinoyu mu kapattım? Bu kadar ne yaptım ben? Hem şokta hem de isyandaydı. Felekten bir gece çalayım derken tüm parasını kaptırdı. 3 dakika 7 dakika arayla kartımı boşaltmışlar. 5000 lira tutan hesabım 94 bin liraya mal oldu. Mustafa Çoban hem eğlenmek hem de kafa dağıtmak için Ataşehir'de bir gece kulübüne gitti. İçeri girdi, eğlenmeye başladı. Bir yandan da alkol alıyordu. Bir stres atayım, 1500-2000 lira harcayayım. Bir gece dedim. Saatler sonra onunla ilgilenen garson yanına geldi ve hesabı getirdi. Hemen hesap istemeden hesap geldi. İşte onu bitiren tuzak böyle başladı. Nakite ihtiyacımız var dedi. ATM'den çekmem gerekiyor dedi. Ben de buyur çek dedim. O arada şifreyi öğrenmiş oldu. Şifreyi öğrenen garson kartla dışarıya çıktı. Taksiye binip eve geldim. Ondan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. O gece fark etmedim. Sabah uyandığında hesaplarını kontrol etmek istedi. İnternet bankacılığına girdiğinde ise asıl şoku yaşadı. Çünkü kredi kartından ondan habersiz tam 94 bin lira para çekilmişti. Baktığımda 3'er dakika arayla sürekli çekim yapılmış kartımdan. Alışveriş yapar gibi marketin postundan
kartımı boşaltmış. İddiaya göre mekan sahibini arasa da istediği yanıtı alamamıştı. Mekanın sahibi de bizle alakası yok. Mekanda çalışan, yanımızda çalışan bu müşterimizin kartını boşaltmış dedi bana. Tek bir gece için 50 misli fatura ödediğini söyleyen Mustafa Çoban suç duyurusunda bulundu. Bu işin peşini de bırakmayacağım. İçişleri Bakanlığı DH Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 9 ilde kahramanlar 37 operasyonu için düğmeye bastı. 37 adreste eş zamanlı baskınlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şafak vakti harekete geçildi, açılmayan kapılar koçbaşıyla kırıldı, DH şüphelileri bir bir gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi, MİT ve emniyet görevlileri harekete geçti. Kahramanlar 37 operasyonuyla DH terör örgütüne bir darbe daha indirildi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 37 şüpheliden 29'u adreslerinde kıskıvrak yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütleri ve onların işbirlikçileriyle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgusu yaptı. Rize'deki kıraathanenin camına öyle bir yazı asıldı ki gören şaşırdı. Hesaptan kaçan müşteriler mesajı anladı. Yarım çay içmeye geldim. Herkes çay parası versin diye yaptım yani. Bir iki derken bıktı usandı, bedavacılardan kurtulmak için yarım bardak çay kampanyası yaptı. Hep gülsünlerim, mizahi bir şey olsun diye böyle yaptı. Hava soğuyunca Rize'deki kıraathanenin veresiyeci tayfası artmıştı. Gelen içiyor üstünü ügülüyor, gelen içiyor üstünü ügülüyor. Ben de yani en azından hatırlatma amaçlı yazdım bunu. Çay kazanı sürekli kaynarken kasa hep boş kaldı. Çaresiz esnaf yana yakıla çözüm aradı. Lütfen ödeme yapınız ya da çay bedava içmeniz yazmadım. Cemil Akatin tek tek söylemek yerine mesajını kapıya astı. Şimdilik de amacına ulaştı. Yarım çay demek tam çay demek aslında. Neden? Ufak çay bardakla yarım çaydır. Bu ne demektir? 7,5 lira çay, yarım çay 7,5 lira. Hayallerindeki yıkık dökük köhne evleri çöplerden topladığı malzemelerle inşa ediyor. Enerji kaynaklarının verimli kullanımına dikkat çeken sanatçı ilginç eserleriyle görenleri şaşırtıyor. Doğadan topladığım bir ağaç kabuğuyla, bir lodos tahtası dediğimiz tahtalar vardır. Küçük küçük evler, küçük küçük barınaklar yaparak başladı. 20-25 gün civarında sürüyor bir eserin bitmesi. Önce kafasında kurguluyor, sonra malzemeleri bir araya getiriyor. Saatlerce her bir detayına özen gösterip ince ince işliyor. Diyorum aslında bir yaşanmışlığın ışık oyunlarıyla böyle minyatür haline getirip ortaya çıkartma sanatı diyebiliriz. Hayallerindeki distopik evren tasarımını diorama sanatıyla buluşturuyor Melih Şentürk. Ortaya da işte bu ilginç eserler çıkıyor. Bir kara parçası düşünün, topraktan kopmuş bir kara parçası. 200 yıl sonra bir resim sergisinden kalanlar. Bunlar gerçek tablo. Minyatürleştirilmiş hali. Çöpe atılmış bir metal kahve kutusu, yine çöpe atılmış, kırılmış oyuncak parçaları ya da ömrünü tamamlamış elektronik bir aletten geriye kalanlar. Hepsi sanatçı Melih Şentürk'ün elinde diorama sanatına dönüşüyor. Mesela bu bir oyuncak mıydı Melih? Evet, hemen onu biraz daha eskittik, yıprattık, paslandırdık ve yanına da küçük bir barınak ve bir depoyla birlikte bir diorama çalışması haline getirdik. Diorama Türkiye'de pek de bilinen bir sanat dalı olmasa da %90'ını çöplerden oluşturduğu eserleriyle önemli bir mesaj vermek istiyor Şentürk. Elimizdekilerin değerini bilmemiz, şu andaki enerji kaynaklarımızı daha temkinli, daha bilinçli bir şekilde ilerleyebileceğimizin mesajını vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Show Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.